Şimdi siz harp okullarını, Deniz Harp Okulu'nun komutanıydınız. Harp okullarında bunlar çok örgütlenmişler, öyle gözüküyor. Hangi yöntemler uyguladılar? Çünkü bazen sizin de anlattıklarınızdan hatırlıyorum ben. Çok enteresan komplolar falan düzenlenmiş deniyor. Mesela laik öğrencileri, çağdaş öğrencileri oradan atmak için vesaire falan. Yani neler gördünüz siz? Şimdi bir kere şöyle, giriş olarak cemaatin bir yapısı var. İşte ne bileyim, sınav sorularını çalıyorlar veya çocukları ilkokuldan, ortaokuldan itibaren özel kurslarda eğitiyorlar. Zeki çocukları seçiyorlar ve sınavı kazandırıyorlar. İçeri girdikten sonra... Mobbing yöntemleriyle, yani insanları bıktırarak, insanlara saldırarak, insanlara eza cefa çektirerek ve imzasız ihbar mektuplarıyla onları utandırarak, suç işlemeye yönlendirerek tasfiye operasyonları, özellikle ne bileyim subay, as subay çocuklarına yönelik, şehir çocuklarına yönelik bu tür tasfiye operasyonları yapıyorlar. Nasıl yani? Mesela bir örnek verseniz. Şimdi mesela siz öğrencisiniz değil mi? Sizin için bir ihbar mektubu alıyoruz. Eşcinsel diye. Bayan öğrenci için işte ne bileyim hamile bilmem nerede fahişelik yapıyor. Böyle şeyler oldu. Bakın ben Deniz Harp Okulu komutanıyken 2008-2010 biliyorsunuz tam center, tam merkezde 40-45 tane öğrencimi eşcinsel öğrenci var. Okul komutanı bunları koruyor. Bunları atmıyor. Ne bileyim okulda fuhuş yaptırıyor. Şimdi diye ihbar ediyorlar. Tabii ki ama nasıl ihbar? Her gün deliler gibi. Aynı ihbar mektubu Cumhurbaşkanı'na, aynı ihbar mektubu Başbakan'a. Başbakan alıyor, Genelkurmay Başkanı diyor, veriyor işlem yapın diyor. O kuvvet komutanına her gün bana geliyor. Bana geliyor, oradan geliyor. Dolapların şimdi, içine seks kasetleri falan konulması gibi şeyler. Sizin çantanıza veya bilgisayarınıza bir çocuk pornosu atıyorlar. Siz bundan yakalanıyorsunuz. Oldu mu bu da? Korkunç derecede oldu. Bir değil, üç değil. Bakın korkunç derecede oldu. Ben o konuda... Ben 2010 yılında istifa etmemin nedeni buydu. Şimdi